Şimdi arkadaşlar, şu bizim bilgisayarımız olsun. İnternette gezinmek için hangi programı açıyoruz? Tarayıcı, değil mi? Tarayıcı dediğimiz Chrome, Edge, işte Opera, Safari vesaire bir sürü program var. Şurada bizim açtığımız şey tarayıcı. Yani browser İngilizcesiyle. Örneklerini de yanına yazalım. Chrome Edge, Opera vesaire. Tamam. Açtık tarayıcımızı. Adres çubuğumuza geldik. Ne dedik buraya? Mujur.me.o nokta ahyevran edu.tr yazdık. Enter'a şimdi mesela biz insanlar kendi aramızda bir telefon görüşmesi yapacağımız zaman, yani iletişim kuracağımız zaman neyle haberleşiyoruz? Telefon numaralarını kullanıyoruz, değil mi? Birbirimizi bulabilmek için. Sonuçta düşün, milyarlarca insanın olduğu bir havuz içinde birbirimizi bir numarayla buluyoruz, değil mi? İşte bilgisayarlar da birbirini nasıl buluyor? IP adreslerini kullanıyorlar. Düşün, kaç tane bilgisayar var, değil mi? İnternete bağlı olan. Bir bilgisayar diğerini nasıl bulup ondan bir şeyler almaya çalışacak, bir takım bilgiler? IP'sini bulması lazım. O zaman bizim bilgisayarımız öncelikle arkadaşlar şu web sitesinin, yani Mujur.me.o web sitesinin hangi bilgisayarda olduğuna dair, yani onun IP'sini almasına ihtiyacı var. Bu hizmeti veren sunucular daha önce duymuşsunuzdur. Bunlara DNS deniyor. Açalım. Caps Lock'a çıkmış. Domain Name System. Türkçesinde yazalım. Alan adı sistem. Şimdi şu bizim yazdığımız şeye alan adı deniyor. Yani bir sitenin ilk kısmı diyelim. Tamam mı? Slash'tan önceki bu kısım. Buna alan adı deniyor. Sitenin adı deniyor. Her neyse. DNS dediğimiz sunucuların görevi şu. Şu alan adına sahip olan bilgisayarın IP'si nedir? Bu bilgiyi vermek. DNS sunucusu dediğimiz sunucuların tek görevi bu arkadaşlar. Hatta nereden ayarlanıyor bu bilgisayarımızda? Ağ yönetimi, bağdaştırıcı seçenekleri, değil mi? Oradan giriyoruz TCP/IP 4 seçeneğinin altından. Oradan değiştirebiliyorum yani. Kendi DNS sunucumu değiştirebiliyorum. Peki. Bizim bilgisayarımız DNS sunucusuna isteği gönderdi. Dedi ki, kardeşim bu alan adının hangi IP'ye karşılık geldiğini bana söyle. Buradan daha sonra DNS sunucumuzdan bize cevap geliyor ve bunun IP'si geliyor. Daha sonra bizim tarayıcımız o IP'deki bilgisayara, ben size tahmini bir IP'sini söyleyeyim, bunun muhtemelen 79.123 210 44 gibi bir adresi var, tahminen söylüyorum size. Bizim bilgisayarımız bu makineye bir istek gönderiyor. Bu isteğin adı, daha sonra daha net, daha detaylı işleyeceğiz bunu. HTTP GET isteği. HTTP GET isteği demek bana bu sitenin kodunu gönder. Bu kadar. Bu site şey, bu bilgisayarda bu mujur.me.ahyevran.edu.tr'nin kodlarını bizim bilgisayarımıza gönderiyor. Neyi gönderiyor? Biz ana sayfaya girmeye çalıştık, değil mi? Ana sayfaya girmeye çalıştığımız için index.html dosyasını gönderiyor. Bununla bağlı, bunun içinde beraber CSS dosyaları varsa onları gönderiyor. JavaScript dosyaları varsa onları gönderiyor arkadaşlar. Bakın, 3 farklı dil var burada. HTML, CSS ve JavaScript. 3 farklı dilde yazılmış kod dosyası var. Tarayıcı dediğimiz programın özelliği bu zaten. HTML'i, CSS'i ve JavaScript'i anlayabilen programdır tarayıcı dediğimiz şey. Gelin bakalım beraber. Herhangi bir siteye girdiğiniz zaman Ctrl U yaparsanız onun kaynak kodlarını görürsünüz. Yani hani istek gitmişti ya, ne gelmiş bakalım karşılığında da bu gelmiş arkadaşlar. Bunun içinde HTML kodları var, CSS ve JavaScript kodları var. Ne kullanıyorum ben? Edge kullanıyorum muhtemelen. Edge tarayıcısı ne yapmış? O kodu
bu hale çevirmiş. Yani o kodu yorumlayıp anlayabiliyor ve karşılığında size görsel, hani herkesin anlayabileceği bir sonuç üretiyor. O zaman tarayıcı hangi dillerden anlıyormuş? HTML, CSS, JavaScript dillerinden anlıyormuş. Anlaştık mı arkadaşlar? Hemen VS Code yazalım arama çubuğuna. Buradan indiriyoruz programımızı. Download diyeceksiniz, indireceksiniz programı. Daha sonra şuradan ben daha önce indirmiştim. Beraber bir kuralım. Arkadaşlar şu iki seçenek normalde kapalı geliyor. Yani işaretsiz geliyor. Bunları mutlaka işaretleyin. Tamam mı? İşaretsiz kurduysanız baştan kurun, işaretleyip kurun. Yani sıkıntı değil. Üst üste kurabilirsiniz. Sonraki dedim, kur diyorum, bitiyor, o kadar. Başka bir şey yok. Program bu kadar basit kurulum olarak. Buradaki bilgisayarların tümünde kurulu. Peki nasıl çalışıyorum? Çalışırken de bakın, programı açmıyorum direkt olarak. Gidiyorum C'ye. Benim burada projeler diye bir tane klasörüm var. Yoksa yap bir tane, tamam mı? Mutlaka buraya projeler diye bir klasörün olsun. İçine yeni bir klasör yapacağız. Her proje için yeni bir klasör yapacağız arkadaşlar. Yalnız burada isim verirken uymamız gereken kurallar var. Mesela büyük harf kullanmayacağız. Mesela boşluk kullanmayacağız. Boşluğun yerine alt çizgi koyabiliriz. Tamam. Boşluk yerine alt çizgi olabilir. Bitişik yazabilirim. Tire koyabilirim. Normal tire koyabilirim. Bunlarda sıkıntı yok. Sonra Türkçe'ye has karakterler, mesela Ö gibi, Ş gibi, bunları kullanmayacağız. Mesela bunları değiştireceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Klasörlere, dosyalara isim verirken bu kurallara uyacağız. Şimdi bu ismi verdim. Sağ tıklıyorum. Kod ile aç diyeceğim. Bilgisayarıma VS Code'u kurduysam ve o seçenekleri işaretlediysem bu seçenek çıkacaktır karşıma. Böyle yaptığım zaman beni bakın yeni klasörün içinde başlatıyor. Benim burada gördüğüm kısım, yani şurası, şu dosya penceresiyle şurası aynı yer aslında. Tamam. Peki ne yapacağız hocam? Nasıl çalışacağız? Hemen geliyorsunuz şurada. Sağ tıklayıp yeni dosya. Tamam. New file dedik. Index HTML dedik. Index demek ana sayfa demek. Tamam. Index ana sayfa demek. HTML de işte bir web sayfasının temel uzantısı HTML olur. Aynı işte nokta text gibi uzantılarımız var ya, onun gibi. Bir özelliği var mı? Yok. Dümdüz yazı yazacağız içine. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi bunlara metin düzenleme etiketleri diyebiliriz genel olarak. Nasıl metin yazacağız? Mesela yazı yazacağız buraya. Mesela geldik. Mucur meyao dedik. Tamam. Bunun çıktısının düzgün göründüğünü zaten biliyorum. Şöyle bakalım. Yenileyelim sayfamızı. Tamam, bir sıkıntı yok. Bu arada çalışma ortamımı da şöyle düzenleyeyim. Sağ tarafa tarayıcımı getireyim. Hemen yanına şöyle kodumu getireyim. Çalışayım. Hızlı olur değil mi? Bu şekilde daha güzel olur. Şimdi mesela ben bu mucur ifadesini hemen ardına şöyle bir enter versem. Kaydetsem bunu. Olmuyor değil mi? Hemen geri çekiyor. Bunu tekrar düzenleyen, bakın şurada prettier diye bir eklentim var benim. Hadi onu bir kapatalım. Prettier, sen bize bir yardım etme. Disable edeyim seni. Bir eklentiyi disable ettiğinizde, yani pasif hale getirdiğinizde size reload required diyorsa burada, yani ne demek? Programı bir yeniden başlatman lazım. Şuna tıklarsın, yeniden bir başlar kendisi otomatikman. Şimdi bir daha deneyelim. Şunu sildim. Şöyle yapmak istiyorum. Kaydettim. Sağ taraftan yenileyelim bakalım tarayıcımızı. Ne oluyor? Değişmiyor. Arkadaşlar, siz buraya isterseniz 1 milyon tane enter koyun. Bu HTML belgesi
Tarayıcı bunu tararken ne yapıyor arkadaşlar? İçindeki bu gereksiz boşlukların hepsini siliyor zaten. Tamam mı? Bakın şurada kaç tane enter var? Bunların yerine buraya sadece bir tane boşluk bırakıyor. Tamam. Var mı bir sıkıntı burada? Peki hocam biz yani satır atlayamayacak mıyız? Tabii ki atlayacağız. Satır atlamak için bizim BR diye bir tane etiketimiz var. Bunu kullanırsanız satır atlayabilirsiniz. Hatta istediğiniz kadar da kullanabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? BR neymiş? Satır atlamak için kullandığımız bir etiket. Bu arada etiketlerimizi yazarken şöyle yapmıyoruz. İşte küçüktür koyayım. Sonra BR yazayım. Sonra da büyüktür. Böyle bir şey yok. Etiketin adını yazıyorsun. Mesela img. Birazdan göreceğiz. Böyle bir etiket var. Ve klavyenden tab tuşuna basıyorsun. O senin için küçüktürünü, büyüktürünü ve olmazsa olmaz bir şeyler varsa onları da ekliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu sayede hızlı yazıyoruz zaten kodu. Yoksa küçüktüre, büyüktüre basa basa ömrümüz tükenirdi. Tamam. BR'den bahsettik. Satır atlıyor. Bakın şunu da yapamazsınız. Bir tane boşluk verirsiniz ama çok boşluk vermeye kalksanız yine ne yapıyor o gereksiz boşlukları? Tek boşluğa indirgeyecek değil mi? Tahmin ediyorum. Tahminim doğru çıkıyor. Bu nedenle boşluk içinde özel bir karakterimiz var. Şöyle ve nbsp. Bakın buna etiket demedim değil mi? Karakterimiz var dedim. Bu bir karakter. Bu tek bir boşluk anlamına geliyor. Şu. İsterseniz çoklayalım bunu biraz şöyle. Kaydedelim ve görelim. Tamam. Oraya kaç tane bundan koyarsan o kadar da sonuçta boşluk göreceksin. Bunların sebebi ne? Niye oradaki boşluklar, enter'lar bir işe yaramıyor? Dediğimiz gibi gereksiz boşluk olarak algılayıp onları hemen küçültüyor. Tamam. Bunu küçültmüyor gördüğünüz gibi bunu koruyor. Tamam, satır atlamayı başardım, boşluk bırakmayı başardım. Değil mi? Mesela bir yazı yazayım buraya. Uzunca bir yazı yazmam gerekirse oturup yazacağım mı onu? Hayır, yazmayacağım. Lorem diyeceğim sadece. Ve tab'a basacağım. Kaydettim. Benim için bir paragraflık sahte yazı üretiyor. Bunu görmüşsünüzdür pek çok tasarım işinde falan. Yani tasarımcılar veya bizim gibi web programcıların bazen böyle bir yazıya ihtiyacı oluyor, değil mi? Şurada bir mesela kutu olacak, burada da yazı olacak diyorsun. Tasarım yaptın ya. Yazacak mıyız onu oturup? Hayır, lorem yazacağız, geçeceğiz. Tamam mı? Bu daha fazla yazıya ihtiyacın olursa eğer lorem çarpı 5 çarpı 10 istediğini verebilirsin. Kaydedelim. Şurayı da yenileyelim. Ne kadar yazıya ihtiyacın varsa çarpı 5 çarpı 10 gibi. Tabi bizde çarpı demek arkadaşlar yıldızla yapılıyor. Tamam, onu da söyleyeyim. Ha, bu arada şu yazı gelsin. Tamam, yazı güzeldi ya. Fena değildi. Evet. Basit işler yapalım. Mesela kalın yapalım bir kısmını yazının, bir kısmını italik yapalım vesaire. Word'deki hareketlerimiz. Mesela şu kelimeyi kalın yapmak istiyorsam benim bunu B etiketiyle sarmam lazım. B yaptım, taba bastım. Şu kısmını keseceğim, şuraya koyacağım, değil mi? Yani bu kelime B'nin içinde kalacak ki o etiketten etkilensin. Bakın. Etiketi böyle yaptık. Tabii ben bunu böyle yapmayacağım arkadaşlar. Burayı iyi takip edin. File'a gittim. Preferences'a gittim. Keyboard Shortcuts yani klavye kısa yollarına gittim. Arayacağım komut. Wrap komutu. Şöyle wrap komutunu aradım. Wrap with abbreviation yani kısaltmayla sar.
Bakın ben buna kontrol T'yi atamışım. Nasıl atıyoruz? Şöyle çift tıklıyoruz buna. Kontrol T diyoruz. Enter'a basıyoruz. Tamam, artık o komutu bu kısa yolla birbirine eşleştirdik. Peki hocam ne oldu biz bunu yapınca? Şu oldu arkadaşlar. Mesela şu kısmı seçtiniz mi? Kontrol T yaptınız. Size yukarıda soruyor. Ben bunu neyle sarayım diyor. Bu seçtiğin kısmı hangi etiketle sarayım? Mesela U ile sar. Sardı bak. O sadece seçtiğim kısmı U ile sardı. Bunu kaydedip hemen etkisini görebilirim. Tamam mı? Klavye kısa yolunun nasıl yapılacağını da öğrendiniz. File, Preferences, Keyboard Shortcuts'a gidiyorum. Ve hangi komut arıyorsam, hangi komut arıyorsam yazıyorum. Karşıma geliyor, çift tıklayıp istediğim klavye kombinasyonunu ona atıyorum. Bu da videoda olacak zaten. Baka baka yaparsınız. B'den bahsettik, kalın yapıyordu. U'dan bahsettik. Bir de I'den bahsedelim. I de italik yapıyor. Mesela şu kısmı seçeyim. Ctrl T yaptım, I'ye bastım. Burayı da I ile sardım. Bak. Bura komple, bu dört kelime komple altı çizili ama ortasındaki iki kelime de ne olacak? İtalik olacak. Baktın, gördün. Dolor set kelimeleri italik oldu. Aynı zamanda altı da çizili oldu. Etiketlerin arkadaşlar, bir açılışının olması ve bir kapanışının olması bize ne avantajını sağlıyor? İçine başka bir etiketi keyfi olarak kullanabilmemi sağlıyor. İster dışarıda U'yu, onun içine I'yi yazın. Nasıl istiyorsanız, nasıl bir etki vermek istiyorsanız öyle yapın. Mesela şurayı komple kalın da yapabilirim. Hocam o zaman B'yi U'nun dışına mı almam lazım, içine mi? Fark etmeyecek. Bak, istersen sadece şurayı seç. İstersen şurayı seç olduğu gibi. Fark etmez. Ctrl T B ile sar bunu. Şöyle gör. Tamam. Bu etiketlerin büyük çoğunluğu birbiriyle iç içe kullanılabilir ve sıra genelde fark etmez. Fark ettiği zaman ben sana söyleyeceğim. Yazılarla ilgili başka yapabildiğimiz bir şeyden bahsedeyim size. O da haş etiketlerimiz var bizim. H1, H2, H3 diye giden. Bunlara başlık etiketi deniyor. Buna şöyle yapayım. Görün anlarsınız zaten. Bakın hem çok büyük yapıyor hem de kalın yapıyor yazıyı. Aynı bir sayfadaki başlık gibi. Ama bunun farklı farklı versiyonları var. Bak şimdi. Şu satırı kopyaladım. Bakın bu arada ben bunu H2 yaptığım anda sağ tarafta H2 oluyor değil mi? Anında güncelleniyor. O da sanırım oradaki eklentilerden birinden geliyor o özellikle. Kaydettim. Gördüğün gibi H1 en büyük olmak suretiyle 6 tane bizim H etiketimiz var. Bunlar başlık yap demek. İçindeki yazıyı başlık haline getiriyor. Word'de de var ya, başlık 1, başlık 2 gibi stiller var. Ha. Aynı gazete başlığına da benzetebilirsiniz. En büyük şey başlık 1. En önemli kısım değil mi? İşte daha önemsiz kısımlar var ama onların da kendi başlığı var değil mi? Daha önemsiz köşe kısımları falan. Bunu ona benzetebilirsiniz. Bir web sayfanızdaki en önemli kısmı vurgulamak için H1'i, daha önemsiz kısımları H4'lerle, H6'larla vurgulayabilirsiniz. Ne dedik? BUI, bunlardan bahsettik. BR'den bahsettik. H etiketlerinden bahsettik. HR'den bahsedelim. Arkadaşlar HR diye bir etiketimiz var. Yine mucur MEO yazdım. Arasına geldim. HR etiketimi koydum. Bu sayfanıza yatay bir çizgi atacaktır. Tüm satırı kesen. Şöyle. Tamam. HR. Başka ne anlatalım? Ha, yine bak Word'den hep aklıma getiriyorum. Üst simge yapmak veya alt simge yapmak var. Mesela X'in karesini nasıl yazıyorsun? Word'de oradan hatırla. X2 yazdım. Bir dakika şuraya geleyim bir.
satır atlayayım değil mi mücür meydan sonra. Şöyle x'in karesi yazacağım ya. Şuraya da x'in birincisi yazacağım. Tamam işte. Şu 2'yi seçtim. Sar dedim yani kontrol T dedim. Sup yazıyorum. S-U-P. Süperin. Sup. Kaydedeyim. Gördün. O 2'yi ne yaptı? Yani sup etiketiyle sardığım 2'yi normal satır hizasının biraz üstüne yazdı. Aynı kare küp yazdığımız yere. Biri de tam tersi alt simge yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu da seçtim, sardım. Sub diyeceğim buna da. Tamam. Onu da buraya yazdık. Şimdi burada dikkatimizi çeken bir şey var veya çekmesi gereken bir şey var. Şöyle yapalım. Burada bazı etiketler kapanmıyor değil mi? Yani bazılarını kapatmışız veya kendisi kapatmış. Ama bazılarının açılış kısmı var. Kapanış kısmı ortada yok. Burada metalar hemen gözümüze çarpıyor değil mi arkadaşlar? Meta etiketlerinin mesela böyle sonunda şurada bir yerde şöyle küçüktür slash meta gibi kapanmadığı dikkatimi çekti. Bunun gibi 5-10 tane etiket var arkadaşlar. Böyle kapanmayan, kapanış kısmı olmayan birkaç tane etiket var. Onları ezbere bileceğiz. Sonra diyeceğiz ki diğer bütün etiketler kapanan etiketlerdir. Tamam, yani istisnayı ezberleyeceğiz. Geri kalanının kapatılması gereken etiketler olduğunu ezbere söyleyebiliriz. Bu arada bu konuda da size yardımı olur. Mesela img acaba kapatılan bir etiket midir yoksa kapatılmayan bir etiket midir? Tab tuşuna bastığınızda görürsünüz. Kapanış gelmedi değil mi? Demek ki bu kapatılmıyor. Bu kendi kendine kapanan bir etiket. Mesela yine ileride göreceğiz. Div diye bir etiketimiz var. Basıyorum taba. Bu da kapatılması gereken bir etiketmiş. Tamam mı arkadaşlar? Ne var? Onu hemen söyleyelim hatta. Şöyle bir liste yapmak gerekirse. Meta, link, link diye bir etiket gelecek. img, input, brr. Bunlar kapatmayacağımız etiketler işte. Var bu kadar daha vardır ama pek kullanılmayan etiketler yani. Hatta gene internette arayalım. HTML self closing tags. Mesela bak br'yi görüyorsun. Hr, img, input, link, meta. Aynen çok kullanılanlar bunlar zaten. Diğerlerini çoğunu çok nadiren kullanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar p etiketimiz var. Şöyle p. Adı üstünde paragraf yapıyor. İçine mesela loremle gittiniz. Yazı yazdınız. Kaydettiniz bunu. Bakın bu bir tane paragraf olduğu için çok rahat anlaşılmaz ama ben bunu biraz kopyalayayım şöyle. Tamam, paragraflar halinde düzenliyor. Yani bir şey yok gördüğünüz gibi. Çok ekstra bir şey yok. Tamam. A etiketimiz var. A etiketi önemli bir etiket. Link yapıyor arkadaşlar. Link. Yani tıkladığımda beni başka bir siteye götürebiliyor. Başka bir adrese götürebiliyor. Zaten internet bu demek yani. A dedim. Bakın A etiketin ismi A. Tab'a bastım. Diyor ki bu A etiketinin olmazsa olmaz href diye bir tane nesi var? Niteliği var diyor. Değil mi? Aynı zamanda bu açılıp kapanan bir etiketmiş. Yani bunun bir de iç kısmı var şurası. Doğru muyum? Burası da iç kısmı var. Peki buraya ne yazacağım? Bu iç kısmına ne yazacağım? Şöyle mesela hemen bir link yapalım. Bizi üniversitemizin ana sayfasına göndersin. Şöyle yapacağız bak. https://, böyle başlayacağız bir adresi yazarken. ahyevran.edu.tr. Bu kadar. Yani href niteliğine gitmesini istediğimiz adresi, tamam mı? Sitenin, sayfanın, neyse adresini yazacağız.
A etiketinin iç kısmını ise, ne demek içi? Yani açılışla kapanışın arasındaki kısmı ise ne görünmesini istiyorsak, bak kaydettim. Bak, görünmesini istediğim şeyi buraya yazıyorum. Kullanıcı bunu görüyor. Tıkladığında da buraya gidiyor. Tamam, bak basit. Tıklıyorum. İnternetim varsa beni götürür. Geri geldim. Yok. Şimdi bir şeyini daha göstereyim hemen. Bir de target diye bir niteliği var bunun. O da önemli sayılır. Target blank derseniz, yani bu şekilde kullanırsanız da yeni sekmede açar. Tıkladığınızda o sekme durur, sizin sayfanız durur. Yeni bir sekmede açılır gideceğiniz adres. Bunu da şöyle bir F5 yapayım önce. Şimdi tıkladığım anda yeni bir sekme gelecek ve o adres orada açılacak. Tamam. Kapatayım, bizimki duruyor. Neyi? Nasıl ekledik bak? Şöyle href'ten önce buraya target yazdım. Yardım ediyor zaten. Yalnız niteliği, yani bu nitelik değil mi? Bak, bu sarılara nitelik diyorduk. İşte bunun target'i olsun, href'i olsun. Bunları nereye yazacağım önemli değil mi bir de? Bakın, şunları bir sileyim önce şöyle. Normalde etiketin kendisi bu. Aa, açtın kapadın. Nitelik dediğimiz şey arkadaşlar, şu açılış kısmına, açılış kısmına ve şu büyük türden hemen önce yazılır. Bütün etiketler için geçerli bu söylediğim şey. Nitelik etiketin açılış kısmına, yani şuraya değil, iç kısmına da değil kesinlikle, açılış kısmına ve şuradaki büyük türden önce buraya yazılır. Tamam. Bu nedenle buraya geliyorsun, bak şöyle. Target blank. İşte href bilmem ne, neresiyse HTTPS. Mesela google.com'a gitsin. Kaydettin. Tıkladın. Seni Google'a götürüyor. Adres olarak neyi verdiysen, değil mi? Oraya götürüyor. Bu da A etiketimiz oldu. Şimdi geldik resim eklemeye. Sildim bunları. IMG yazdım. Etiketimizin adı bu. Tab'a bastım. Bunun iki tane nesi varmış? Niteliği varmış. Ha, bir tanesi SRC, bir tanesi alt. SRC source kelimesinden geliyor. Yani kaynak. Ne demek bu? Şeyi soruyor bize. Nerede bu resim? Resim nerede? Yani resmin yolu. Değil mi? Dosya nerede? Bana onu söyle. Önce ondan başlayalım. Şu bizim çalışma klasörümüzdü. Buraya bir tane resim atalım. Şuradan bir resim bulalım arkadaşlar. Mesela şöyle bir resim var. Bunu kopyaladım. Burası değil miydi benim klasörüm? Buraya yapıştırabilirim. Şuradan da baktığımda görürüm. VS Code da görüyor artık onu. Tamam. Şimdi bu resmi göstermeye çalışalım. Şunu soracağım kendime. Ben şu anda şurada kodlama yapıyorum değil mi bu sayfada? Resimler de aynı yerde. İkisi yan yana duruyor. O zaman onu çok rahatlıkla görür. Yani direkt adını yazabilirsiniz. Bakın. Bir iki harf yazdığım anda zaten yardım geliyor. Tümünü yazmama dahi gerek yok. Kaydediyorum bunu. Sağ tarafı yeniliyorum. Resmim geliyor. Şimdi boyutuyla falan oynayacağız. Tamam mı? Ama önce şu alttan bahsedelim. Alt diye bir nitelik daha var değil mi? Bu da şu arkadaşlar. Bazen gelirsiniz şuraya yanlış bir şey yazarsınız mesela. Değil mi? Böyle bir resim var mı şu anda o klasörde? Yok. Bulamayacak. Ne olacak bulamayınca? Kırık resim sembolü çıkacak değil mi? Bak şimdi. Bunu tabii çıkamıyor. Şurayı da doldurmanız lazım. Alt niteliğini. Alt niteliği alternatif metin demek. Yani bu resim gösterilemediği zaman onun yerine alternatif olarak bir yazı gösterelim demek. Mesela neymiş bu? Evet, then kullanımı diye bir şey yazdım. Burayı sağ tarafı yeniliyorum.
Resim linki bozuksa, yani gösterilemediği zaman onun yerine alternatif olarak gösterilecek metin. Buraya sadece yazı ekleyebiliyoruz. Alternatif metin demesinin sebebi o. Metin dediğimiz zaman düz yazı demek. Bunun bir başka kullanım alanı daha var. Sadece kırıldığında değil, görme engelli insanlar sizin sitenizi ziyaret ettiğinde ne yapıyorlar? Nasıl sizin sitenizi geziyorlar? Sesle değil mi? Okuma komutu var tarayıcılarda. Tarayıcı bir resim gördüğü zaman resmi gösteremeyeceği veya seslendiremeyeceği için onun alt metnini seslendirir görme engelli kullanıcı için. Bu nedenle son derece önemlidir. Yani bunu mutlaka mantıklı şeylerle bunları doldurmalıyız arkadaşlar. Anlatabildim mi? Tabii bu dosya yolu düzgün olsaydı bu gözükmeyecekti. Tamam. Şimdi iki tane daha nitelik var önemli. Genişlik ve yüksekliğini ayarladığımız. Yine niteliği nereye yazıyorum? Etiket adından hemen sonra şuraya yazabilirim değil mi? Width genişliğini ayarlıyor resminizin. Mesela 300 diyelim. Kaydedelim. Şurayı yenileyelim. Resmimin genişliği 300 oldu. 300 piksel oldu. Arkadaşlar. Tamam. Yüksekliği kaç oldu? Bilmiyorum. Resmin en boy oranını bozmadan yüksekliğini de otomatik ayarladı. Aynısını yapalım ama bu sefer de yükseklik için yapalım. Bu da height. Height da yükseklik demek. Kaydettim. Şimdi resmimin yüksekliği 300 oldu. 300 piksel oldu arkadaşlar. Yine resmin enini de ona uygun bir şekilde ayarladı. Ama isterseniz hem width hem height'i birlikte vererek o en boy oranını da bozabilirsiniz. Yani sündürebilirsiniz resmi. Mesela şimdi yüksekliği 300 oldu. Genişliğinde 100 vereyim. Bakın. Yani width ve height'i birlikte verdiğiniz zaman resim en boy oranını kaybeder. Bu nedenle ikisini birlikte vermeyi tavsiye etmeyiz. Ya sadece genişlik veririz ya da sadece yükseklik veririz. Tarayıcı onun diğer boyutunu olması gerektiği gibi ayarlar. Tamam. Yani img etiketinin önemli 4 tane niteliği var. src alt, width, height. Şimdi bu örneğimizde arkadaşlar resimle kod dosyamız aynı klasörde yan yana duruyorlardı. Ya farklı bir durum varsa mesela bu klasörümüzün içinde mesela kaynaklar diye bir veya kaynak demeyelim dosyalar diyelim diye bir klasör olsaydı ve hatta bunun içinde de resimler diye bir ayrı klasör olsaydı. Tamam. Bu resmimi alayım buradan keseyim. Kes nerede? Kestim. Dosyaların içindeki resimlerin içine yapıştırdım. Şimdi iki tane üste çıkalım. Artık kod dosyamızda resim dosyası aynı yerde değil. Direkt göremez değil mi? Peki. Hemen deneyelim. Evet. Link bozuk. Yani şu yazdığımız yol yanlış bir yol. Böyle olmaması lazım. Bu durumda şöyle yapacaksınız. Bizim önce burada dosyalar klasörüne girmemiz lazım değil mi? Sonra da orada resimler klasörüne girmemiz lazım. Bu çok kolay. Mesela dosyalar yazıyorsun. Şu slash o klasöre gir demek. Bu orada resimleri hemen gördü. Orada da dosyayı gördü. Böyle yazarsan çalışır. Buradaki slash bizim için klasörler arasında gezinmek için bir araç. Anlaştık değil mi burada? Bunun tersi biraz daha sıkıntılı olurdu. Bir de onu deneyelim. Yani kod dosyamız içerilerde bir yerde, alt bir klasörde, resim üstlerde bir yerde olsaydı. Şöyle yapalım. Kod diye bir klasörüm olsaydı, onun içinde de HTML diye bir klasörüm olsaydı, benim şu dosyam bu klasörün içinde olsaydı. Hadi resim de orada dursun. Ne yapmam lazım? Şimdi bakın biz bu kodun içindeyiz, buradayız. Bir yukarı çıkacağım, bir daha çıkacağım, sonra dosyalara gireceğim, sonra resimlere gireceğim. Orada değil mi? Anca bulabilirim. Peki. Bu arada bakın VS Code ne yaptı?
üstünü çizdi. Burada böyle bir dosya artık yok diyor. Yani eskiden orada başlatmıştır çünkü. Direkt ana klasörde. Artık bulamıyor. Buradan bulmamız lazım. Kod HTML içinde. Dosyayı buldun mu? Buldum. Peki linkim çalışacak mı? Çalışmayacak. Hatta şu anda tarayıcı eski dosyanın yolundan açmaya çalışıyor. Onu da bir düzeltelim. Koda girdim. HTML'e girdim. Bunu açtım. Ama yine de link çalışmıyor tabii ki. Şimdi üst klasöre çıkmak Windows'ta kolay değil mi? Oradan yukarı klasöre çık diyorsun. Burada da kolay arkadaşlar. İki nokta demek bizde bir üst klasöre çık anlamına geliyor. İki kez çıkmam lazım. Bir daha yaptım. Artık dosyaları görüyorum. Bundan sonrası zaten çocuk oyuncağı. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Bir çalıştığını görelim. Tamam. Evet, şimdi bunları listediyoruz biz. Madde işaretlendirme ve numaralandırma diye geçen şeye biz burada web tarafında listediyoruz. Sıralı ve sırasız liste var. Yani numaralı olan var ve bir de sırasız böyle noktalı olan var. Ona da sırasız diyoruz. Şöyle diyelim. Birinin adı UL, birinin adı da OL arkadaşlar. UL burada unordered list. Yani sırasız. Sırasız ne demek? Numarası yok. Nokta nokta oluyor. Bu da ordered list. Sıralı yani numaralı olan liste. Bu da OL ile yapılıyor. Hemen göstereyim nasıl yaptığımızı. Şu an kaydediyorum zaten. UL dedim. Taba bastım. UL etiketi oluşturuldu. Şimdi bunun içindeki her bir eleman için birer tane li etiketi oluşturacağım. Buraya ne yazarsan yaz. Elma, armut kafana göre. Bildiğin madde işaretlendirme bu. Tamam. İç içe de yapabilirsin. Bak şu bir liste değil mi? Bak şuradan şuraya kadarki kısım bir liste. Doğru mu? Bunu kopyaladım. Mesela armutun içine geldim. Bak iç dediğim yer neresi? Li'nin açılması ve kapanmasının arası değil mi? Burayı genişlettim. Buraya olduğu gibi yapıştıracağım. Az önce kopyaladım ya şöyle UL'den UL'ye. Orayı buraya yapıştırdım. Biraz kaydı şöyle seçip Tab tuşuyla şöyle girintisini düzelttim. Şimdi liste içinde liste yapabiliyorsun bak. Tamam. Daha da yapabilirim. Daha da aşağı doğru gidebilirsiniz. O işte nedir adı? İçi dolu nokta, içi boş nokta. Böyle değişe değişe o semboller gidiyor. Tıpkı Word'deki gibi. Tamam. En dışa bir tane öyle. İçine de kaç tane eleman istiyorsan o kadar sayıca li. UL'yi OL'yi söyledik. Madem öyle li'yi de söyleyin. Bu da list item demek. Türkçesi liste elemanı. Ama li demek o listenin içindeki her bir eleman anlamına geliyor. Peki bunu UL değil de OL yapsaydık hocam ne olurdu? Numaralı olurdu. Bak dıştakine OL yaptım. İçteki hala UL kaldı değil mi? Bak koda gör. Ve girintili yazmanın avantajını da görüyorsun değil mi? Şöyle baktın mı bir liste nerede başlıyor, nerede bitiyor, hangisi hangisinin içinde çok rahat okunuyor. Bunları aynı hatta yazsaydım, aynı hizada bayağı zorlanırdım. Var mı bunda anlamadığınız bir şey? Peki şunu da ben OL yapsam ne yapıyor acaba, nasıl? Onu da denemedik hiç. Bir şey de yapmıyormuş çok fazla. Numaralı yapıyor, tamam. Ctrl X ne yapıyor? Satırı kesiyor komple. Veya seçtiyseniz bir yeri sadece seçtiğiniz kısmı kesiyor. Bak şöyle. Şunu seçtiysem Ctrl X yaptığımda bunu kesiyor. Doğru. Ve istediğim yere Ctrl V ile yapıştırabilirim ama bir şey seçmediysem mesela mouse şurada duruyorsa Ctrl X'e bastığımda satırı komple kesiyor. Satır gitti ve şu anda yapıştırabilirim istediğim yere. Tamam mı arkadaşlar? Bu tüm satırı kesmek için de Ctrl X kullandığımız bir şey sıklıkla. Ctrl C'yi biliyorsunuz. Seçtiğiniz kısmı, sadece seçtiğim kısmı kopyalıyor hafızasına aynen. Ctrl V'yi biliyorsunuz yapıştırıyor.
Şunlar kolay. Yine Ctrl Z'ye geri alıyor değil mi son yaptığım işlemi? Ctrl Y de o geri aldığım işlemi yineliyor. Yani bazen keşke geri almasaydım diyorsun. İşte Ctrl Y yap o zaman. Yinele. Tekrarla. Bir satırı kesmek istiyorum. Ama hafızaya almak için değil hani. Tamamen silmek istiyorum o satırı. Ctrl Shift K bu. Mesela şuradan satırı sileceğim değil mi? Ctrl Shift K yapabilirim. Satırlar gitti. Hafızayı almadık. Sildik tamamen. Şu kullanışlı. Ctrl Enter ile Ctrl Shift Enter ikisi de çok kullanışlı bunların. Mesela gençler. Şimdi şurada elinde bir liste var değil mi? Şuradasın, mouse'un da burada. Bu araya bir tane daha liste elemanı eklemek istiyorsun. Ctrl Enter yaparsan hemen alta senin için satır açar. Tamam mı? Veya şuradan üste satır açmak istiyorsan da Ctrl Shift Enter yaparsın. Bunlar bayağı hızlandırıcı kısa yollar. Yani şurada olmana gerek yok, şurada olmana gerek yok. Satırın neresinde olursan ol, Ctrl Enter yapabilirsin. Satırı taşımak için bunlar da çok kullanışlı. Şunları geri alayım. Mesela şu elmayı bu listede aşağı doğru taşımak istiyorum. Çok basit. Sadece alt tuşuna basıyorsun ve okla bunu taşıyorsun. Bak, alta basılı elim elmayı taşıdım. Bak, yukarı aşağı oklarla istediğim gibi taşıyabiliyorum. Çok da basit bir kısa yol. Bu da kopyalama. Sadece alt değil, altla beraber shift'e basılı tutarak ok tuşlarıyla hareket ederseniz o satırı kopyalarsınız istediğiniz yere. Mesela şu veliden kopyalar oluşturmak istiyorum. Alt shift aşağı ok tuşu istediğim kadar kopyasını, o satırın kopyasını oluşturabilirim. Yine kullanılıyor. Bunlardan bahsettik. Çok kullanacağımız bir şey. Ctrl L de bu arada şu anda bulunduğum satırı seçiyormuş. Bir deneyelim mi? Ctrl L. Aynen satırı seçti. Bu da güzel. Hoşuma gitti. Yalnız satırın içinde kod olmayan boşluklu kısmı da seçti. Ben o yüzden şöyle End, Shift, Home gibi hareketlerle sadece kod olan kısmı da seçebilirim. Komple satırı seçeceksem Ctrl L de yapabilirim. Güzelmiş. Ha, imleç çoklama var. Evet, o önemli. Mesela şimdi lorem çarpı 10 yaptın. Sana 10 tane yazı verdi, değil mi? Ama P etiketi yok. Bunlar paragraf olmayacak. Nasıl gözükecek bunlar? Tek bir paragrafmış gibi gözükecekler. Yani sanki yan yana yazılmış gibi gözükecek. Şimdi bir deneyelim. Değil mi? Tek bir paragraf gibi. Şimdi ben bu 10 satırlık yazıyı 10 ayrı paragraf olarak düzenlemek istesem, her birine gelip önce tümünü seçip şöyle Home Shift End ile seçtim. Ctrl T ile bunu sar deyip P ile sarmam mı lazım? Bu beni yorar. Değil mi? Bir de 10 satır var. Burada 100 satır olsa ne yapacaktım vesaire. Bu gibi sorular var. Şimdi şurada yapacağınız iş çok kolay. Şimdi imleci takip et. Şu arkadaşın adı imleç, değil mi? Yanıp sönen şey. Bunu çoklayacağız arkadaşlar. Ctrl alt. Bunlara basılı tutarken aşağı ok tuşuna basıyorsunuz. Tamam. Şimdi hareketimizi yapabiliriz. Şimdi her şeyi yapabilirim. Bakın buraya yazı da yazabilirim. Silebilirim. Şöyle. Şu anda Shift End yaparsam tüm satırları seçerim. Mesela. Hepsini birden seçtim. Tekrar Home yaptım. Satır başına geldim. End yaptım. Her bir satırın sonuna çokladım. Bak farkında mısın? Mesela her satırın sonuna nokta koymak isteyebilirdim. Değil mi? Tek harekette yaparım. Bak hepsinin sonuna ünlem koydum. Peki bu konuştuğumuz hareketi nasıl yaparız? Buraya bir tane bakın küçüktür P, küçüktür yaptım. P'nin kapanışı da geldi. Shift ile beraber seçtim. Ctrl X ile kestim. End tuşuna bastım. Ctrl V ile yapıştırdım. 10 tane paragraf oldu elimde. Kaydettim. Tamam. Daha kolay yolu benim aklıma gelmiyor şu an. Bu neymiş? İmleç çoklama. İmleci çokladık. Nasıl çokluyormuşuz? Ctrl ile alta beraber basarken
yukarı veya aşağı ok tuşlarıyla imleci çokluyormuş. Yani buradaki diğer şeyleri de siz deneyebilirsiniz. Yorum satırı yapmak var arkadaşlar. Mesela geldiniz buraya, bir yorum yazdınız. Burası kısmı diye kendinize bir yorum bıraktınız, tamam mı? Yani kodunuz var elinizde, büyük bir kod. Sağına soluna kendiniz için yarın bir gün okumak için veya bir ekip içinde çalışıyorsanız diğer arkadaşlarınız da okuyabilsin diye böyle notlar bırakabilirsiniz. Ama ben buraya bu notu bırakırsam bu sitede de gözükür. Bu kötü bir şey. Öyle bir şey lazım ki bana, bu buraya bir yorum gibi, değil mi? Bir not gibi yapılabilsin. Bunu geldiniz, kontrol Ö arkadaşlar. Buradaki kısa yolumuz. Kontrol ile beraber Ö. CTRL Ö yapıyorum. Ne yaptı? Bakın bir şeyler yaptı değil mi? Sağına soluna bir takım semboller koydu. Bakın burada gözükecek bu ama sitede gözükmeyecek. Buna yorum satırı denir. Kodunuzun içinde gözüküyor ama çalışmaz. Çalıştırılmaz. Böyle. Tekrar geri almak istersem yine Ctrl Ö yaparak yorumdan çıkarabilirim. Tamam mı?